Arkadaşlar hoş geldiniz. Evet şimdi tahmin ettiğiniz gibi biraz XT5 üzerine konuşacağım. Dün ya da evvelki ne zamandı? Evvelki gün sanıyorum bunun lansmanı yapıldı. Bende bir XT5 yok. Yani bunu XT5 ile karıştırmayın. Bu GFX 50R. Ama bu kamera üzerinden size bir takım anlatımda bir takım anlatımlarda bulunacağım. Öncelikle kanala destek olanların isimlerini okumam gerekiyor arkadaşlar. Kutluhan Demirtaş'a, Dağcıoğlu'na, Dağcıoğlu mu? Dağıçoğlu'na ve Kefetor'a teşekkür ediyorum. Kefetor'u da ayrıca tebrik ediyorum 18. ayı. Evet bir lansman yapıldı. XT5 lanse edildi. Ve ben de makine yok makineyi incelemeyeceğim. Niye incelemeyeceğimi en başından söyleyeyim. Çünkü şu an kullandığım kameralar işimi görüyorlar. İşimi gördükleri için de hemen yenisi çıktı diye yenisini alma ihtiyacı duymuyorum. Ama bu konu hakkında da biraz konuşmak istiyorum. Sony A7 R5 hakkında en ufak bile bir fikrim yok. Hatta Sony A75, A7R5 hakkında hazır konu açılmışken ufak bir şey söylemek istiyorum. Dün Ozan'ın, Ozan Siyah'ın Ozan videosunu izliyordum. xt 5 ile ilgili açık, e, inceleme videosunu. Daha doğrusu ilk izlenim videosunu. Orada bir yorum dikkatimi çekti. Hemen işte sponsorlu içerik, işte niye başka markaları incelemiyorsun falan filan gibi bir takım yorumlar gelmiş. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Eee... Fuji bu konuda en vizyoner mi diyeyim, en akıllı mı diyeyim, en piyasayı okuyabilen marka mı diyeyim bilmiyorum ama şöyle bir şey yapıyor Fuji. Fuji bu sample ürünlerden yani demo aletlerden Fuji'dan fazlasıyla istiyor ve bunu bizim gibi önden inceleyecek kanallara gönderiyor. Ve şöyle oluyor. Genelde ben bir tanesine el koyuyorum ve kimseyle paylaşmıyorum ama işte bir tane Ozan'a gidiyor. Sonra Ozan'dan o makine alınıyor, işte Mesut'a gönderiliyor. Bunun gibi 3-5 tane aleti çevirerek önden inceletiyorlar ve bir ambargo süreci oluyor. Bu ambargo sürecinde de ne oluyor? Hiçbir şey paylaşamıyorsunuz. Ne zaman paylaşabiliyorsunuz? Lansman yapıldığı zaman. Ve bu bunlar paralı içerik olmuyor. Birçok kanal içinde bu kameraları önden incelemek hem prestij hem de izleyici sayısından da anlamında da size avantaj sağlıyor. Çünkü birçoğunuz merak ediyor. Neyi merak ediyor? Bu ürün almaya değer mi değmez mi diye. Aslında burada bir nevi kamu hizmeti yapılıyor. İki tarafında işine gelmiş oluyor. Şimdi eğer Sony yollamazsa, eğer Canon yollamazsa haliyle ben ve benim gibi kanallarda bunu inceleyemiyor. O zaman bunu kalkıp da bizim gibi kanallara içerik üreticilerine sormak yerine ne yapmanız gerekiyor? Bunu Canon'a Sony'e sormanız gerekiyor. So abi Sony A7R5'i mutlaka incelemen lazım. Sony kullanıcıları olarak senin yorumlarını merak ediyoruz. Bir şekilde bu makineyi sana getirmemiz lazım. Hayır abi, hayır abi. Sizin çabalarınızla gelecek olan makineyi ben incelemem. Niye incelemem? Bakın ne diyorum? X'te 5'i de incelemiyorum diyorum. Çünkü ihtiyacım yok abi. Ben size kullandığım işime yarayan cihazları tanıtıyorum. Yani bana Asus, Zenbook, Notebook yolluyor da ben onu incelemiyor muyum? Yollu istemiyorum abi. Çünkü kullanmayacağım bir ürünü kullanıyormuşum ve işime yarıyormuş gibi yapmak benim kanal formatıma uymuyor. Şimdi bunu inceleyenleri de yargılamamak lazım. Çünkü bir sürü teknoloji atleti var. Bunlara böyle bir sürü ürün geliyor. Mouse geliyor. Kahve bardağı geliyor. Bunları inceliyorlar. Onların görevi o zaten. Onlar sözlük gibi. Geliyor ürün, inceliyor, gönderiyor. Geliyor ürün, inceliyor, gönderiyor. Ben ben zaten teknoloji kanalı değilim diyorum. Şimdi gelelim XT5'e. Aynen onların ana geçim modeli o. Bir de işlevi o. Şimdi XT5'in genel özelliklerine baktığımız zaman şöyle kendimi de aşağı alayım. The Preview sitesine bakıyorum. Sizin için bunu da birazcık büyüteyim. Daha okunur hale getireyim. Ne olmuş abicim? 40 megapiksele çıkmış. Simon sensör ve X-Trans. Aslında bu XH 2. 2S'de değil XH2'de kullanılan sanıyorum. işlemciyi kullanıyor. Yine 15 kareye çıkarmışlar. Saniyede devamlı çekim adedini. 7 stopa kadar çıkmış. In body image stabilization. 6.2K'ya çıkmış. Bu 6.2'den 4K'lık. Yani down sampling yapıyor. Aslında aslında daha kaliteli bir görüntüden daha kaliteli bir 4K'lık görüntü üretiyor. Bunu da 30p'de 1.23 crop'ta yapıyor. Yani bu 6.2 2K'dan downsample yanlış söyledim. Subsample yaparak 4K 60p'ye kadar görüntü üretiyor. Yine 10 bit H265 çekebiliyor. 8 bit H264 imkanı da var. F-Log 2 yeni Flog 2 gelmiş. Flog ve HLG opsiyonları zaten vardı. 6.2K'lık bir RAW çıkış veriyor bu da yeni. Şimdi uzun uzun konuşacağımız konu olan iki akslı arka LCD'den yani şuna benzer bir sistemi var. Bundan konuşacağım. Bir de iki slotluk yine SD kart slotu var. Şimdi bunun fiyatına baktığınız zaman 300 dolar kadar da XH2'den ucuz ve bunu daha fotoğraf ağırlıklı bir makina olarak konumluyorlar. Yani diyor ki sen daha video ağırlıklı iş yapacaksan 20 küsür megapiksel ama video özellikleri daha yetkin olan çünkü ProRes falan da var ya o tarafta. Git diyor XH2S al ya da XH 2 al 8K çek diyor. Ama fotoğraf çekeceksen bak diyor ben 40 megapiksele çıkardım. Gerçi sensör boyutu aynı. O da ayrı bir tartışma konusu. Yani çünkü piksel ebatları büyümediği için ışığa duyarlılık tarafında bir test yapmak lazım. Yani ISO performansı ve ISO performansa bağlı olaraktan acaba dinamik aralık nasıl çalışıyor bunu test etmek lazım. Test eden arkadaşların da yani bu kamerayı inceleyecek olan arkadaşlar arkadaşlarının da bence üzerinde durması gereken ana başlıklardan bir tanesi bu. İkinci ana başlık da otofokus. Yani netleme sistemi ne kadar iyi çalışıyor. Ozan'ın söylemine göre artık gözünüz arkada kalmaz diyor. Çünkü işlemci sonuçta hızlandı. İşlemci hızlandığı için de çok daha iyi iyi netlik yaptığını belirtmiş zaten Ozan. Bu sırada ben XH2'yi de incelemedim. XH2 hakkında yorumları hep ben Mesut'tan dinledim. Mesut'un netlik sistemi üzerine şöyle bir söylemim var. Mesela XH2 benim daha çok işime yarıyor XH2S'tan. Çünkü dijital makro özelliği yani aslında çarpı 2 kadar yakınlaşma özelliğini kullanarak aslında birazcık daha ürün yani bu bardağı çekeceği zaman daha yaklaşıp daha detay çekebiliyorum. Bir de netlik olarak x 2 sden bir farkını göremedim. Yine mükemmel derecede netlik yapıyor diye Mesut bana bir geri dönüş yaptı. Bunun şeyi günahını eğer iyi netlik yapamıyorsa Mesut'un boynuna asmanız gerekiyor. Bu sırada Banda Tolyo'ya da desteğinden dolayı teşekkür ederim. Şimdi geri geri gelelim XT4'e. Şimdi bu makina eğer bir fotoğraf ağırlıklı kameraysa 40 megapiksel söylemi anlamında herhalde bunu söylediklerini düşünüyorum ama benim bir eleştirim var. Şimdi XT4'lerde biliyorsunuz flip edebilen yani öne doğru dönebilen bir LCD'miz vardı. R5'te Sony'nin R5'inde çok güzel bir çözüm üretmişler. Bu gövdeden ayrılabiliyor, ayrılıp aynı zamanda da dönebiliyor. Bu ne avantaj sağlıyor? Hem buradaki portlara erişim daha kolay oluyor, hem de ısınmayı engelliyor. Çünkü bunu gövdeden ayırdığı zaman biliyorsunuz işlemci bu tarafta, yani burada olduğu için aslında kontak noktası genişlediği için ya da engellenmediği için soğuması daha kolay oluyor. Ama önemli olan gövdeden ayrılıp dönebilir olması. Yani hem bu şekilde de döndürebiliyorsunuz. Çünkü ne oluyordu? Flip ekranlarda bunu yana açıp öyle çevirebiliyordunuz. Ama bence çok daha yani bir buluş yapmışlar Sony R5'te. Gövdeden ayırıp aynı zamanda yukarıda tilt edebiliyorsunuz. Ama bence bu ekranın dönebilir olması, yukarı bakabilmesi, aşağı bakabilmesi, öne bakabilmesi sadece video için geçerli. Neden sadece video için geçerli? Şimdi bakın size Fotoğraf nasıl çekilir? adlı bölüme davet ediyorum. Fotoğraf arkadaşlar şöyle çekilir. Bir vizörümüz var. Fotoğraf arkadaşlar LCD'den çekilmez. Neden çekilmez? Şimdi siz gözünüzü vizöre dayadığınız zaman bir kutu içerisinde bir kompozisyon görürsünüz. O gördüğünüz kompozisyon sizin final çıkışınızdır. Ama buradaki göz vizörden bakan göz kadar önemlidir. Niye biliyor musunuz? Çünkü bununla genel resme bakarsınız. Bütün resmi görürsünüz. Sonra kadrajınızı sağ gözünüzle yaparsınız ve deklanşöre basarsınız. Bu göz genel resimden mesuldür. Sağ gözle çekeceğiniz fotoğraftan sorumludur. Şimdi benim sahne arkası fotoğraflarımı, videolarımı görüyorsunuz. Youtube'da yayınlıyorum. Biz abi geri zekalı mıyız da boyun fıtığı oluyoruz? Neden yerlere yatıyoruz? Neden o bir tane fotoğraf terimleri videom vardı? Apple Box'lar vardı hatırlıyor musunuz? Anlatmıştım o Apple Box'larda. New York dediğiniz zaman dikine koyuyorsunuz. Los Angeles dediğiniz zaman yatay koyuyorsunuz. Chicago dediğiniz zaman da yataydan dikeye çeviriyorsunuz. Neden biz bu kutuların üzerine çık da fotoğraf çekiyoruz. Yani şunu yapamaz mıyız? Şöyle çekemez miyiz? Abi çekemezsiniz. Niye çekemezsiniz biliyor musunuz? Çünkü demin anlattığım kadraj yapma, resmin geneline bakma olayı var ya. Şimdi diyelim ben zemindeyim, yere yattım. Model ya da çekeceğim obje orada duruyor. Ben bunu böyle çevirdim. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Şu kahve bardağını alayım şurada. Böyle çevirdim. Normalde dedim ya resme bakmam gerekiyor, kadraj yapmam gerekiyor. O zaman şöyle bir durum oluşuyor. Kafayı kaldırıyorum indiriyorum. Kafayı kaldırıyorum indiriyorum kamerayı biraz sola çeviriyorum. Resmi göremiyorum. Çekeceğim resmi göremiyorum. Çünkü görüntü burada. Biz ne yapıyoruz? O yüzden buraya yatıyoruz. Buradan bak. Duyamadınız ama size simülasyonunu yapıyorum. Bu şekilde yatıyorum sağ gözümle ya da sol gözümle yani vizörden bakmayan diğer gözümle de resmi yapıyorum. Arkadaşlar fotoğraf bu şekilde çekilir. O zaman atsınlar abicim vizörü değil mi? Yani eğer bütün işi biz buradan yapıyorsak. Yani şöyle fotoğraf çekmek komik. O yüzden de ben fotoğraf makinesi ağırlıklı bir kamerada flip screen söylemini lüzumsuz buluyorum. O zaman yap abicim koy sabit koy. Bizim mesela Canon'lar ilk çıkan dijital kameralara falan baktığınız zaman şeyi görürsünüz. Burada hiçbir şekilde gövdeden ayrılmıyor. Şimdi diyor ki gazeteciler öyle çeker. Gazeteciler böyle çeker. Abi bu gazeteciler filmli makine döneminde ne yapıyordu? Fotoğraf çekemiyor muydu? Ya da ne bileyim Canon 5D Mark 2'lerle, Nikon D100'lerle ondan sonra işte sayarım burada bin tane kamera sayarım. Bunlar, bu adamlar fotoğraf çekmeyi beceremiyorlar mıydı? Evet, bunlar bir takım avantajlar, kolaylıklar sağlıyor. Ama ben size fotoğrafın nasıl çekildiğini anlatmaya çalış. xt t 5in fotoğraf ağırlıklı bir kamera olarak tasarlanması söylemini doğru bulmuyorum. Hani şunu diyebilir, bizim orada kullandığımız bir takım teknolojiler ya da argeye ayırmadığımız bütçe nedeniyle fiyatı 300 dolar daha ucuz tutuyoruz söylemi, o zaman mantıklı geliyor. Ama o zaman ben de şunu soracağım, zaten fotoğraf hafta biliyorsunuz bu otofokus motofokus hiç önemli değil yani surata netlemesi zaten ne yapıyorsunuz gözünüze koyuyorsunuz nişan alıyorsunuz yarım basıp sonra tam basıyorsunuz fotoğrafınızı çekiyorsunuz bu işte AI ile araba takibi kuş takibi kamera takibi e, kamera takibi diyorum kuş takibi araba takibi ne bileyim insan takibi göz takibi Bunlar aslında video için konmuş özellikler. Yani bu kameradaki video özelliklerine artı değer katsın diye konulmuş özellikler. Tabii ki de kuş fotoğrafçıları, spor fotoğrafçıları için söylem ayrı ama yani demin de söylediğim aynı şey söyleyeceğim. Yani bu spor fotoğrafçıları, bu kuş fotoğrafçıları yani o National Geographic dergileri 70'lerde, 80'lerde o kuş fotoğrafları nasıl çekildi? Biraz düşünmek lazım. Yani bu teknolojiler evet hayatı kolaylaştırıyor ama bu yeni getirilen özelliklere tamamen bağımlı olmaktan aslında sizi biraz tembelleştiriyor diyebilirim diye düşünüyorum. Peki şimdi ben şöyle kaba üstün gör, körü ilk izlenimleri size aktardım. Hemen bir soru yöneltmek istiyorum. Siz sevgili arkadaşlarıma Biraz bunun üzerinden biliyorsunuz 1 ya da 2'ye basarsanız oylamaya katılabiliyorsunuz. Daha çok. Yani her ikisini de yapıyor olabilirsiniz ama ağırlıklı alanınız daha önemli. Hadi bakalım hızlanalım. Oy vermeyenler hemen oylarını tamamlasınlar. Bir kere oy verebiliyorsunuz arkadaşlar. Hile yapmayın yemezler. Çünkü yazdığım sistem o şekilde çalışmıyor. 300 kişiyiz. Chatte olan arkadaşlar. Son 10 saniye. Doğudaki sandıkları bekliyoruz. Evet. 5 saniye. Neye bastığına gazelcim ben bakarım sonra. Evet arkadaşlar. At mış. Hadi bitirdim. 66'ya 54 olarak video çeken arkadaşlar kazandı. Ama ezici bir üstünlüğe ulaşamadığı için videocular Beşiktaş'ta bir kavga yapsak, meydan kavgası yapsak videocular dövebilir mi, dövemez mi bilmiyorum. Benim oyum, benim oyum video olurdu ağırlıklı olarak. Çünkü ama benim oyum sayılmaz. Benim oyum sayılmaz. Çünkü ben de ben işe göre kamera kullanıyorum. Yani fotoğraf çekeceğim zaman elimde de imkan olduğu için, elimde olduğu için ben GFX kameraları kullanıyorum. Sokakta sokak fotoğrafı çekeceksem GFX 50 arım var onu kullanıyorum. Ben de makine işleve göre makine var. O yüzden ben işleve göre makine seçiyorum. O yüzden benim oyun oyum sayılmıyor. Peki şu bir soru daha hızlıca. Dönen LCD ne kadar önemli? Yani buna hem fotoğraf çekenler de benim anlattıklarımı unutun tamam mı? Kendinize göre yorumunuzu merak ediyorum. Dönen LCD işte bu arkadaki LCD'nin ona doğru dönebilmesi. Hadi hadi hızlanın arkadaşlar. Bu XT5 değil arkadaşlar. Bu 50R. GFX 50R. Orta format bir. Devasa sensörü olan bir orta format kamera. Geçen oylamada 100 oyu bulduk. Niye şimdi 100'ü bulamıyoruz arkadaşlar? Evet. Kapatıyoruz bu oylamayı da. Neredeyse iki katına yakın bir dönen LCD'nin önemli olduğunu söyleyen arkadaş üst arkadaşlar var. Üst bir fark oldu. Yani şeyde neredeyse kafa kafayaydı. Demek ki LCD artık bir gereklilik haline gelmiş. O LCD'nin daha doğrusu döner olması ağırlıklı olarak istenen bir şey. Peki şimdi bunun bu XT5 40 megapiksele çıktı. Değil mi? Kaç megapikseldi? 24-26 mıydı? Bu sizin için ne kadar önemli? Ama bu tabii fotoğraf için önemli. O yüzden fotoğrafı düşünerek cevap vermenizi istiyorum. Yani bu ka kamerayı alacak olsanız XT5'e 40 megapiksel olması ne kadar kararınızda etkili olur? İlginç. Beklemiyordum bu sonucu. Bir oylama daha yapacağım. Sonra bu oylama faslını bitireceğim. Parmaklara kuvvet. Son 10 saniye. Hadi abi hepiniz birçoğunuz oyun oynayan gençlersiniz. Görelim şu küver A -A -W D, set parmaklarınızı. Küverti diyecektim. Excelciler göreyim sizin küverti parmaklarınızı. Z kuşağı ASDFG parmaklarınızı göreyim. Evet oylamayı bitiriyorum. 73'e 23 ile kararımda 40 megapiksel etkili olmaz diyenler fena dayak attılar diyebiliriz. Son sorum arkadaşlar. Paranız olsa tamam mı? Arada 300-400 dolar gibi bir fark var bu XT4, XH2 ailesi kameralarla. Hangisini alırdınız? Fotoğraf ve video fark etmez abi. Hangisini alırdın? Hadi hadi hadi. <laughs> Yayın 4K. Ture 00. Evet. Oylarımız saçüre. Saçüre dediğim için geçen biri beni yerin altına sokmaya çalıştı. Evet. Oylar ne denir abi? Oylar ne oldu? Artık hani saçure olmanın yerine net Türkçe kullanabilirim. Bundan sonra dikkat edeyim de. Ooo. Iceronic. Ne yaptın güzel kardeşim ya? 25 tane abonelik hediye etti. Bu sırada hatırlatma yapalım arkadaşlar. Gel evladım gel bir dakika nereye gidiyorsun? elyt.net'e gidin arkadaşlar. Bütün bu hediye kazanan arkadaşlar, abone olan arkadaşlar. Oradan paketlerinizi alın. Evet arkadaşlar 77'ye 14. Şimdi bunu izleyen Fuji yetkilisi arkadaşlar varsa sanıyorum bu videoyu alıp belki Japonya ile paylaşmak isteyebilir. Çünkü evet yani megapiksel önemli ama gördüğüm kadarıyla bizim için o kadar önemli değilmiş. Ki bu yayını izleyen kitle de aslında hedef kitle diyebilir miyiz? Çünkü sizler alacaksınız. Yani kalkıp da şimdi bu Twitch'te bir sürü oyun oynayıp reaction videoları çekenler var. Ama biz birazcık daha sanıyorum hedef kitle oluyoruz burada. Abone oldu Nifok 7. ay kendisine teşekkür ediyorum. Ve Artificial Clarnet'e de abone olduğu için teşekkür ediyorum. Nifok Yiğit sevgili Yiğit kardeşim oradan paylaşıyor. Evet yani XT5 güzel. Yani onun o retro görüntüsünü ben çok beğeniyorum. Şimdi Yiğit'i öldür hakkını yeme. XT4 mi XT5 mi alacak olsam tabii ki de XT5 alırdım. XT4'ün bu sırada XT4'te benim videolarımı da izlerseniz şeyi göreceksiniz. XT4 ...de bir şey oldu arkadaşlar. Netliğine bir şey oldu. Yani ben o kamerayla sayısız içerik ürettim. Sayısız profesyonel iş çektim. Ve ben bugüne kadar netlikle ilgili en fark bir sıkıntı yaşamazken... ...son 2 ayda, 3 ayda bir şey oldu kameraya... ...ve gerçekten focus hunt denilen, sürekli bir netliği kaçırma... ...arkadaki bir amcaya netleme falan durumları olmaya başladı. Önceki videolarıma bakın, gerçekten hiçbir problem yok. Son dönemde böyle bir şey oldu. Ben o yüzden hep şey söylüyorum. Arkadaşlar bu kamerayı aldığınızda bu kamera düzgün çalışıyorsa firmware upgrade yapmayın abi. Ya yani bir şeyler değişiyor. Bilmiyorum firmware upgrade'den ne oldu neden oldu bilmiyorum ama netlik eskiden güzel çalışırken Evet netlik biraz gözünüzü arkada bırakır hale geldi. O yüzden de ben mesela bizim ekibe hep şeyi söylüyorum. Abi bu sırada bu dünyanın en iyi netlik yapan kamerası dünyanın en iyi mikrofonu da olsa ne yapacaksın abi? Çektiğin görüntüyü aktaracaksın ve o an kontrol edeceksin. Sesi yerinde mi? Exposure yani görüntünün ışık seviyeleri, dinamik aralığı doğru yerde mi? Bunları kontrol edeceksin. Netliğine bakacaksın. Downgrade yapılmıyor abi. Downgrade için teknik servise gitmesi gerekiyor. Ne yazık ki. Evet yani X'te yani ben alacak olsam ve tek sıkımlık kurşunum var ve fotoğraf mı video mu çekiyorum çok önemli değil. Yani her ikisini de yapıyorsam kesinlikle X'e şikeye salırım. Fotoğraf çekiyorsam ama videoya da ilgi duyuyorsam ve videoda bir gelecek olduğunu düşünüyorsam ki ben hep söylüyorum artık fotoğrafçılar için video çekebilmek artık bir beklenti değil bir kriter olmaya başladı dönemde. O zaman XH2S alırdım. Neden alırdım? ProRes yüzünden. Çünkü ProRes'in çok fazla avantajı var. Nedir o avantajı? Abi her makinede çok rahat çalışabiliyorsun. X265 çok sıkıntılı bir format. Yani kullandığınız makineyi çok zoran bir format. O yüzden tercihim o olurdu. Ama ama şöyle de bir durum var. Eğer ürettiğim video benim çok önemli değil ve ben bundan yan iş yapıyorum, ekstra harçlık çıkarıyorum, ekstra para kazanıyorum diyorsanız ve fotoğraf benim için öncelikli diyorsanız evet XT5 alırdım. Yani aslında bir tane formül yok. Yani bir tane doğru yok. Yani XH2S aldım, XH2 aldım. Bu bu ideal, herkes için de idealdir durumu yok. O yüzden de sizin kendi durumunuza işte hep diyorum ya abi sadece benim videolarımı izlemeyeceksiniz. Yerli yabancı bütün videoları izleyeceksiniz. Ondan sonra bu deep preview'a gireceksiniz. Çok fazla kafayı yemeden bir karar vereceksiniz. Alacaksınız o makineyle üretip 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 sonuç almaya bakacaksınız o sonuç netice o sonuçla da eğer para kazanabiliyorsan zaten sen seviye olarak ilerlediğinde ihtiyacına göre kamera seçebilecek düzeye gelmişsin demek oluyor ve ona göre tercihini yapacaksın. Durum bu. XH2S de otofokus hala berbat diyen arkadaş otursun düşünsün abi ben nerede neyi yanlış yapıyorum diye. Yani bu XH2S de netlik berbat demek için yürek yemiş olmak lazım. Değil mi? Abi şu hunting konusuna da iki çift laf edeceğim. Şimdi ben burada XH2S kullanıyorum. Niye kullanıyorum? Test ediyorum. Hala test ediyorum abi. Otofokusunu. Şimdi benim burada konuşurken sizce otofokusa ihtiyacım var mı? Hı? Yok. Çünkü belli abi. Sensörden uzaklığın 1 santim, 1 santim bir metre 10 santim. O zaman alırsın netle fokus hunting'in olmaz. Ha işte böyle garip garip videolar çekiyorsan böyle product showcase yapıyorsan abi bu, yani bundan daha fazlasını istiyorsan burayı biraz düşünmen gerekiyor. Bir tane gidin abi Casey Nash'ten videolarını izleyin. Tamam mı? Allah aşkına bana bir tane yorum bulun. Abi netlik arkada. Abi ışık patlamış. Abi bizde var bu ruh hastalığı. Herif orada ne hikaye anlatıyor? Ona baksana. Mr. Beast yayıncısını izlemeye başladım. Videoları çok güzel. Mr. Beast'in videoları kaç k bir bakın bakalım. Dünyanın en çok abonesi olan, dünyanın en çok videolarını, en çok izlenen videolarını üreten adamın videoları kaç k bir bakın bakalım. Aynen. 1080p. Aynen 1080p. Senin televizyonda Tükettiğin içeriklerin %99'u kaç k bir bak bakalım sevgili Hakan. Kaç k? Bırak kaç k'yı bit ne? Sanıyor musun ki izlediğin 4k'da 40 megabit bölü saniye. Netflix'te tükettiğin 4k içeriklerin bit rate'ine bir bak bakalım. O yüzden abicim bırakacaksınız bu işleri. Bırakacaksınız. Sinemada netlik kaçmıyor mu? Focus puller'lar geri zekalı mı? Neyse bu mevzular böyle. E o zaman neden yeni kameralar çıkıyor? Neden yeni çözünürlükler, ışıklar, mikrofonlar bunlarla insanlar neden parıyor? Kalite önemli içerikte. Bu arada ben TV izlemiyorum. Sadece içerik önemliyse alalım pazardan dandik bir kamera olsun bitsin o zaman. Aynen öyle al abicim. Yeni kameralar neden çıkıyor biliyor musun? Sen ve senin gibiler para versinler diye çıkıyor. Benim kusurlu kusursuz fotoğraf videomu bir daha bir izle Hakan. Orada çok önemli şeyler anlatıyorum. Yani gerek yok abi. Bak ben sana anlatayım. Mesela daha yüksek çözünürlüklü kameralar. Mesela benim 100 megapiksellik kameram var. Ben onunla 50 megapiksel olarak kullanıyorum. Hem gerek yok diyorum. 200 megabayt fotoğraf için çekmeye hem seti yavaşlatıyor iki katı kadar bir data transfer hızım oluyor ve abi çektiğim işi yayınlayacağımız billboard aynı billboard yani 6 megapiksellik kamerayla çektiğim, D100 ile çektiğim fotoğrafı yine aynı billboard'a, yine aynı binaya giydiriyorum. Filmli kamerayla çekerken de aynı binayı, aynı billboard'u giydiriyorduk. Abi işin komiği, şimdi o billboard'lar, bina giydirmeler öldü. Onun yerine bir de Instagram'a artık fotoğraf çekiyorsun. Yani daha da düşük çözünürlük işini görüyor. Sen şey kovalarken daha kaliteli kamera kullan kovalarken biz ne kovalıyoruz biliyor musun? Ne kovalıyoruz? Casio'nun kameralarının peşinde koşuyoruz. Böyle eski dijital kameraların peşinde koşuyoruz. Niye onun dokusunda ruh olduğu için. Yani anlıyorum seni. Evet yani bu sırada benim dediğim doğru demiyorum. Ben sana bir profesyonelin bakış açısını gösteriyorum. Evet bir kitle var ve onun belli kendi içinde kuralları var. Ona hizmet edenler var. Onun, onun üzerinden para kazananlar var. Ben de onun üzerinden para kazananlardan bir tane ama abi yani hep söylüyorum bana hiçbir sette kameran kaç megapiksel ISO performansı nedir diye kimse sormuyor. Ben bugün sete Canon 5D Mark II ile de gider fotoğraf çekerim. Kimse bana niye Canon 5D Mark II kullanıyorsun demez. Oraya Phase One'ın 180 megapiksellik kamerasıyla da giderim. Kimse bana 180 megapikselle niye fotoğraf çekiyorsun demez. Hakan devam ediyor abi. XT5 konuştuk zaten. Yani zaten kamerayı incelemediğim için üzerine çok söyleyeceğim bir şey yok. Ben sadece XT5 üzerinden aslında bir fotoğraf makinesinin nasıl kullanılması gerektiği, sağ gözle fotoğraf çekiyorsan neden sol gözün önemli olduğunu anlatmak istedim. Bir fotoğraf çekerken kompozisyon nasıl yapılır, genel resim nasıl görülür bunu biraz aslında anlatmak istedim. Çoğu kişi bunu bilmez ama mesela ben fotoğraf çekerken iki gözüm açık fotoğraf çekerim. Hep açıktır. Sol gözümü ne zaman kapatırım? Final kareyi görmek için kapatırım. Onun haricinde hep açıktır abi. Hep etrafa bakarım. Kadraj için ne bileyim belki arkadan bir uçak geliyor, tamam mı? O uçağın geldiğini görmek istiyorum ve onu kadrajı almak istiyor olabilirim. Arkada uçan bir kuşu, ne bileyim kızı sağda 3'te 1'e oturturken belki o geçen kuşu gökyüzündeki kuşu diğer bir soldaki bir bölü 3'e oturtmak isteyebilirim. O yüzden sürekli bakmam gerekiyor. Ya da kalabalık çekimlerde kast sayısının fazla olduğu çekimlerde o zaman zaten mecbursun abi. Buradan bir model kadraja girecekse oradan biri sana doğru yürüyorsa resmin tamamını kesiyor olman lazım. O yüzden böyle çekilir. Neden bu vizör burada değil değil mi ortaya koymuyor neden hep bir göz açık şekilde bu vizör tasarlanıyor biraz düşünmek lazım neden bu mühendisler bunu böyle koymuşlar arkadaşlar emir bu kahveyi koyuyor bir merhaba de arkadaşlara Emir Londra'dan geldi. Bana baklava getirmek için gelmiş. Cumartesi günü geri dönüyor. Pardon kahve koymak için geldi. Sağ ol görüşürüz. Yani yayınlarım ne kadar kıymetli görüyorsunuz. Ta İngiltere'lerden uçak bileti alınıyor ve sadece yayında 3 saniye kahve koyarken gözükmek için insanlar bu kadar derde giriyorlar arkadaşlar. İş yaptığınız PC, Mac güncelliyor musunuz? Güzel soru. 40-90 videomu izlersen güncellediğimi görürsün. Ama şimdi oradan abi ama bak fotoğraf makinesini güncellemiyorsun ama ekran kartını güncelliyorsun gibi bir soru yapıştırmaya kalkarsan. Evet abi onu yapıştıracağım da çünkü cevabın hazır burada bekliyor. Hadi yapıştır. <laughs> Yiyorsa yemedi. <laughs> Alexa 35 mi Sony Venice 2 mi sence? Abi şöyle yapın, American Cinematographer yazın, Sex Education Interview yazın, tamam mı? Orada bu sorunun cevabı var. Kamera çekeceğin işe göre seçilir. Anlatabildim mi? Her sensörün ba belirli bazı ışıklara daha doğrusu bütün ışıklara verdiği tepki, istediğin renk dokusu birbirinden farklıdır. O yüzden de gidersin çekeceğin işe, yapacağın ışığa göre hatta hava durumuna göre kamera seçersin. Yani o yüzden sorduğun sorunun o soru bağlamında hiç ama hiçbir anlamı yok. One camera to rule them all diye bir şey yok. Aynen öyle. Z Taluer. Koray abi merhaba. Ben sinema filmlerinde set fotoğrafçılığı yapıyorum. XT5 benim için uygun olur mu? Full frame'den APS-C'ye geçiş yaparsam sıkıntı yaşar mıyım setlerdeki gece çekimlerinde? Demin dedim ya XT5'in şeyine bakmak lazım. O 40 megapikseli aynı APS-C sensörde sağlamak için pikselleri küçültüyorlar. Tabii bunu sadece pikselin küçülmesi üzerinden lineer olarak değerlendirmemek gerekiyor. Çünkü o sırada arkadaki işlemciyle kullandığı sensör kalitesiyle tabii ki de fark oluyor. Yani bugün bundan 10 sene önceki full frame'lerle APS-C sensörleri kıyasladığımızda bırak full frame'i orta formatları. Yani Leaf Aptus 22, Leaf Aptus 75'in ISO performansına baktığın zaman bugünkü herhangi bir telefon bile dövebiliyor. Gerek dinamik aralık olarak olsun gerekse ISO performansı olarak olsun. Zaten biliyorsunuz ISO performansı ile dinamik aralığı da native'in dışına çıkıyorsan orada etkili oluyor. Yani XT5 özelinde bir bakmak lazım. O yüzden de bunun videosunu çekecek olan arkadaşlar özellikle bu 40 megapikseldeki dinamik aralık performansını kendileri test etmesi gerekiyor. Saçlarıma hiçbir şey demiyorsunuz arkadaşlar. Saçlarımı kestirdim sizler için. En güzel çektiğim film yok abi. Yok öyle. Hiçbir fi filmi beğenmiyorum. Video portföyü oluşturmak istiyorum. Nasıl bir yol izlemeliyim? Ne önerirsin? Fuji'nin kanalında benim katıldığım bir seminer var. Oradan portfolyo neye göre oluşturulur anlatıyorum. Hatta bir yayın var. Yayın geçmişinde. Burak'ın da olduğu. Tam ne yıllığında Burak da var. Batuhan da var. Bartu da var. O videoda da CV nasıl oluşturulur anlatıyoruz. Aslında hepsi aynı. O videoları izlersen anla anlarsın. Arkadaşlar mevzu biliyorsunuz. Ya arkadaşlar X Snake X de abone olmuş. Onun adını okumayı unuttum. Kendisine teşekkür ediyorum.